Tevehüm yeri nerededir? Yeri, dimağı düşünün, dimağı. İlk önce yeri ne işe yarar? İşlevi nedir? Ne yapar yerinde kullanılmasa? En diş kabuğunda tahayyül. Bir üst tabakası tasavvur. Taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. İdi mertebedir. Şimdi tevehüm tahayyül ile tasavvur arasındadır. Tahayyül ile tasavvur arasındadır. Peki bu nedir? Bunun ifrat tefriti var tasavvurun. Tevehüm tefrittir. Bir tefrit var, bir vasat var, bir ifrat var. Tevehümün değil mi abi? Evet. Yani tasavvurun. Tasavvuru düşündüğün zaman tasavvuru düşünüyoruz. Abi bu tevehüm tahayyül ile ikisinin arasında. Tasavvurun merzah. Berzah yani. Merzah. Şimdi bu berzah ya, şimdi şöyle düşün bak. Şu elime tasavvur de. Burası taakkul. Bir üstü. He, yani dimağın soğan kabuğu gibi düşünürsen, soğan kabuğun en dış tarafı neydi? Tahayyül. Soğan kabuğun en dış tarafı kırmızısı. Tahayyül. Tahayyül. Gir içeriye. Tasavvur. Gir içeriye. Taakkul. Taakkul. Gir içeriye. Tasdik. Tasdik. Gir içeriye. İzan. Gir içeriye. İltizam. İltizam. Gir içeriye. İtikad. Dima mı arkadaş? Bu dima. Tamam. Şimdi bu dima kontrol etmek için bu dersler oluyor. Yoksa dünyanın cehenneme döndürüyor. Yani detay gibi gözüküyor. Niye dalıyoruz? Gözden kaçan, isten kaçan kontroldan da kaçıyor. Kontroldan kaçınca dünyanın cehenneme döndürüyor. Perişan ediyor. Hayatı anlamını yitiriyor. Heyecan vermiyor. Bitiriyor yani. Manasız kalıyor. Tabii. Yani o kadar acayip bir şey ki bunun detayına keşke girebilsek böyle. Detayına zaten detayını yaratmış. O kadar acayip bir şey ki hem çok kapa sapa hem çok ince. Bildiğin zaman çok kolay oluyor. Yönetiyorsun yani. Çünkü yönetmediğin her şey seni yönetiyor demek. Kontrol edilmeyen güç, güç değildir. Seni öldürendir. Yani abi insanların en çok problem hayal. Hayalini kontrol edememek. Hayalini ve tasavvurunu. Bugün hayal bir şey değil, o gençlerde oluyor. Yani bunun çağında. Olgunlarda ise hayal değil, tasavvur. 33'ten sonra cehenneme dönmesine sebep tasavvurdur. 26'ya kadar diyor Hazreti Ali tahayyül. Neden böyle abi? Peki 26'ya kadar tahayyül? Yani bedir